Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için yine güzel bir tarifimiz var. Mevsim türlü yapacağız. Mevsimin sebzeleriyle nefis bir tarif bizleri bekliyor. Buyurun, malzemeler hazır. Malzemelerle tarife geçiyoruz. Mevsim türlü için kullanacağımız malzemeler 4 gram kuzu etimiz var. Kuzunun kol kısmından. 3 adet yeşil biber, 1 adet al biberimiz var. 1 tane orta boy soğan, 2 tane domates, 2 adet dolmalık Antep patlıcanı, 3 adet küçük kabağımız var. 200 gram taze fasulyemiz var. 2 adet orta boy patates. 25 gram kuru bamya. Sıcak suya ıslattım, burada bekliyor. 25 gram kuru bamyamız var. 50 gram bezelyemiz var. Konserve bezelye. Pul biber, tuz, karabiber, 2 yemek kaşığı karışık salçamız var. Ve biraz da zeytinyağı kullanacağız. Tabi biraz da suya ihtiyacımız var. Bütün malzemeler bunlar. Buyurun başlayalım. Öncelikle eti doğrayarak başlayacağız. Üzerindeki kaba yağları birazcık alabiliriz. Çünkü bu şekilde biraz yağlı olabilir. Şuradan birazcık alıyorum. Etimizi yemeklik kuşbaşı doğrayacağız. Etimizi bu şekilde yemeklik doğradık. Hemen pişirmeye geçebiliriz. Ocağımızı yaktık ve döküm tenceremizi ocağın üzerine aldık. İçerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekleyeceğiz. Yağımızı da ekledik. Çok az ısınmasını bekleyeceğim. Isınınca etleri ekleyeceğiz. Et ekleyebiliriz. Etimizi burada yavaş yavaş kavuracağız. Et kavrulurken biz de diğer taraftan diğer malzemeleri yavaş yavaş doğrayalım. Bir adet soğanımızı yemeklik doğrayacağız. Soğan da hazır. Hemen sırayla hızlı bir şekilde tüm malzemeleri doğrayacağız. Sırada fasulyemiz var. Fasulyenin kıçıklarını alıp ikiye böleceğiz. Ayıkladığımız fasulyeleri ortadan ikiye böleceğiz. Bu şekilde desteledik ve ortadan ikiye kesiyorum. Fasulye de hazır. Etimiz de yavaş yavaş kavrulmaya devam ediyor. Bir bakalım ne alemde. Ara ara karıştırıp eti güzel bir şekilde kavuracağız. Biraz daha kavrulursa soğanlar ekleyeceğiz. Sırada kabak var. 3 tane kabağımızı yine kuşbaşı doğrayacağız. İkiye böldüm. Baş kısımlarını aldık. Tekrar ikiye bölüyorum. Çok fazla iri olmasın, çok küçük de olmasın. Bu boyutlar bizim için iyi. Kabaklar da hazır. Et yeterince kavruldu. Soğan ekleyeceğiz. Güzelce karıştırdık. Çok az soğanı kavurup ardından fasulye ekleyeceğiz. Sırada patlıcan var. 2 adet patlıcanımızı kabakta olduğu gibi yemeklik kuşbaşı doğrayacağız. Yine ikiye bölüyorum. 3'e bölüyorum. Bu şekilde doğruyoruz. Patlıcanlar da hazır. Sırada patates, domates ve biber kaldı. Soğan biraz kavruldu. Bu aşamada fasulye ekleyeceğiz. Bütün malzemeleri pişme süresine göre ekliyoruz. Fasulye ve bamya en geç pişen ürünlerden. O yüzden fasulyeyi bu şekilde en başta ekleyeceğiz. Çok az burada kavuralım. Ardından salçasını ve baharatlarını ekleyeceğiz. Güzelce karıştırdık. Fasulyenin biraz kavrulmasını bekleyeceğiz. 2 adet patatesimizi diğerlerinde olduğu gibi yemeklik kuşbaşı doğruyoruz. Hemen hemen hepsini aynı boyutta yapmaya özen gösterdik. Patatesler de hazır. Yemeğimiz birazcık bereketli oluyor. Ne kadar az malzeme kullansak da birazcık çok oluyor. Yaklaşık 3-4 dakikada fasulyeleri kavurduk. Artık salçası ve baharatlarını ekleyeceğiz. 2 yemek kaşığı karışık salça ekliyorum. 2 tatlı kaşığı pul biber. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Güzelce karıştıracağız.
Salçayı da güzel bir şekilde kavurduk. Yemeğimizi suyuna ekleyeceğiz. Sıcak su kullanıyoruz. İki litre su ekledim. Tekrar karıştırdık. Sırada bamya var. Sıcak suda ıslatmıştık. Suyunu süzdük. Bamyayı da ekliyoruz. Tekrar karıştırdım. Tenceremizin kapağını kapatacağız. Yaklaşık yarım saat boyunca bu şekilde yemeğimizi pişireceğiz. Birazdan kaynamaya başlayacak. Kaynamaya başlayınca ocağımızı kısacağız. Sırada biberimiz var. Biberlerin tohumlarını çıkarttık. Bu şekilde ikiye bölüyorum. Bunları da böyle doğruyoruz. Biber de hazır. Son olarak domates kaldı. Bütün malzemeleri doğrayıp hazırladık. Yavaş yavaş aşama aşama yemeğimize ekleyeceğiz. Domateslerin sap kısımlarını alıyorum. Bunları da aynı şekilde yemeklik kuşbaşı doğrayacağız. Çok iri olmasın. Bunlar biraz küçük olabilir. Domatesler de hazır. Doğrama işimiz bitti. Yemeğimiz kaynara çıktı. Gördüğünüz gibi. Kapağını kapatıyoruz. Ve ocağımızı kısıyoruz. Kısık ateşte yaklaşık yarım saat bu şekilde etin, fasulyenin, bamyanın birazcık pişmesini bekleyeceğiz. Ve ardından diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Yemeğimiz yarım saattir kısık ateşte kaynıyor. Bu aşamada patlıcanları ekleyeceğiz. Şöyle hafiften karıştırdık. Doğradığımız patlıcanları yemeğimize ekliyoruz. Tekrar karıştırdık. Kapağını kapatıyorum. 5 dakika sonra kabakları ekleyeceğiz. Sırada kabak var. Kabağı ekleyeceğiz. Doğradığımız kabakları yemeğimize ekledik. 5'er dakika arayla bunları ekliyoruz. Tekrardan karıştırdık. Bir 5 dakika sonra patates ekleyeceğiz. Sırada diğer malzemeler var. Yavaş yavaş yemeğimiz pişmeye devam ediyor. Patates ekliyorum. Şu an orta ateşte pişiriyoruz. Domates ekliyorum. Biberler ekliyoruz. Bezelye. Hafiften karıştıracağız. Son olarak tuzunu ekleyeceğiz. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Eğer isterseniz içerisine biraz da sarımsak koyabilirsiniz. Birazdan bütün sebzeler biraz daha suyunu bırakacak. O yüzden su eklemiyoruz. Çok da sulu bir yemek olmasını istemiyorum. Tekrar kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başlayınca yine ocağımızı kısacağız. Yemeğimiz kaynamaya başladı. Şöyle hafiften bir karıştırıp ocağımızı kısacağız. Tekrar kapağını kapattım. Ocağımızı kısıyoruz. Kısık ateşte 20 dakika boyunca yemeğimizi pişireceğiz. 20 dakikayı geride bıraktık. Yemeğimiz pişti sayılır. Kontrol edeceğiz. Eğer pişmişse ocağımızı kapatacağız. Şu an suyun kıvamı çok güzel duruyor. Evet, kabaklar, patlıcan, patates gayet güzel pişmiş. Fasulyeyi kontrol edelim. O da pamuk gibi olmuş. Yemeğimiz hazır. Ocağımızı kapattık. Servisini yapacağız. Yemeğimiz geldi. Yaklaşık 1 saat 15 dakika pişme süresi var. Toplamda 1,5 saat boyunca nefis bir türlü hazırladık. Tabağımızı alıyoruz. Şöyle güzel bir şekilde servis yapacağız. İçerisinde bamya var, fasulye var. Maşallah yok yok. Ve tamamdır. Türlümüz hazır. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Sıra geldi tadıma. Bakalım yemeğimizin tadı nasıl olmuş. Şöyle bir parça tadacağız. Kabağından, bamyasından,
Gerçekten hepsi şifalı sebzeler. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Gayet güzel olmuş. Şöyle bir parça ekmek banmayalım mı? Banalım. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Dediğim gibi birazcık sarımsak ekleyebilirsiniz. İsteğe bağlı biraz limon koyabilirsiniz. Ama bu şekilde harika olmuş. Evet, gayet güzel olmuş. Bütün sebzeler çok güzel pişmiş. İnşallah sizler de bu güzel tarifi denersiniz. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.